bakalım Ece Hanım. Nereye kadar kaçabileceksin? Abim hemen seni görmek istiyor. Konuşmak istediği önemli bir konu varmış. Neden geldin Mehmet? Merve, Ece nerede? Bak iki gündür ulaşamıyorum, meraktan değdireceğim. Biliyorsan söyle ne olur. Merve hadi bak, sen biliyorsundur, sen onun can dostusun. İşte tam da bu yüzden sana söylemeyeceğim nerede olduğunu. Zaten bulunmak istese herhalde saklanmazdı, öyle değil mi? Tamam haklısın. Bari iyi mi onu söyle. Karın ona saldırmış Mehmet. Nasıl iyi olabilir ha? Bak başından beri bu ilişkiyi onaylamadığını biliyorum. Onu benden soğutmak için elinden geleni yaptın. Ama şunu bil ki benim hayatımda ondan daha önemli hiç kimse yok. Bunu ona Kaş'a gittiğimizde verecektim. Ben Ece ile evlenmek istiyorum. Eğer o da yeni bir hayata başlamak isterse ben hazırım. Lütfen kabul etsin Merve. Lütfen. Ne bu sözler, ne de bu yüzük seni yanıltmasın Ece. Bir karar verdin ve bundan dönmeyeceksin. Amcana bir söz verdin ki ben de Necip amcaya katılıyorum. Bu iş sonsuza dek bitmeli. Bu insanlar sana her konuda destek oldu Ece. Onları sırtından vuracak biri değilsin sen. Üstelik Reyhan sadece kuzenin değil, aynı zamanda en yakın dostundu. Biliyorum çok canın yanıyor. Ama sen yuva dağıtacak bir kadın değilsin. Bak sonra bu vicdanına yük olur. Merak etme. Ne sana ne de amcama verdiğim sözden dönmeyeceğim. İşte benim arkadaşım. O halde kararını verdiğine göre artık saklanmana gerek yok, öyle değil mi? Haklısın. Amcam benimle görüşmek istiyormuş. Biraz toparlanayım. Konuşmak için yalıya gideceğim. Ha şöyle. O halde ben de sana spesyal salatamızdan yapayım da bunu kutlayalım ha. Thank you.